Evet kıymetli dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu güzel videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar lütfen bir beğeniyi çok görmeyin, bakın. Yani sizden bir beklentimiz yok, maddi bir beklentimiz yok. Manevi bir ricamız var, beğeniyi çok görmeyin arkadaşlar lütfen. Hani sizin beğenilerinizle para kazanmıyoruz, doğruya doğru, ama sizin beğenilerinizle, sizin abone olmanızla kanalımız daha da büyüyor, ailemiz daha da büyüyor, biz daha da mutlu oluyoruz. Emeğin karşılığını en azından almış oluyoruz arkadaşlar. Memnun kalıyoruz. Şimdi Ali Koç'un Galatasaray'la ilgili açıklamaları var. Fenerbahçe'nin bayram kutlamasında bazı önemli açıklamalarda bulunuyor. Sansasyonel açıklamalar. Hani bayramınızı kutluyorum, mübarek olsun. Daha nice bayramlara inşallah burada birlikte kutlama yaparız. Babalar gününü de atlamayalım. Baba olan herkesin babalar gününü kutluyorum demiş. Muhtemelen Fenerbahçe'den bahsediyor. Çünkü ligdeki birçok, hemen hemen bütün takımların babası olduğu için Fenerbahçe'den bahsediyordur. Milli takım bugün çok önemli maça çıkıyor. Millet olarak da maça çıkıyoruz. İnşallah 3 puan alacağız dedi. Aldı. Arkasından da bir sonraki tura geçeriz diyor. 3 gün sonra maçımız var. Bunu yapacak kadro ve kalitemiz var. Biraz da şans olursa bence yolumuz açık diyor. Şansı da görüyorsunuz, futbolcular biraz şey yapıyor. Allah onlara şans versin. İnşallah bu akşam ikinci bir bayram hep birlikte kutlarız dedi. Kutladık da. Bugün beni mutlu eden konulardan biri ailece gelmeniz. Üzerinizde o kadar çok ürün görüyorum ki çok mutlu oluyorum diyor. Sayenizde Feneryum rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu sene Feneryum rekorlar kırdı diyor. Arkadaşlar 20-25 milyon euroluk bir gelirden bahsediliyor. Kardan bahsediyor, özür dilerim. Şimdi Fenerbahçe'nin büyüklüğü ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Büyüklerimiz güzel ifade etmişler ama son 2-3 haftada bunu yaşayıp gördük. Ne gördük? Fenerbahçe bir hoca getirir, günlerce o konuşulur. Kimse şampiyonluk konuşmaz. Fenerbahçe seçime girer, siyasi seçimlerden daha fazla konuşulur. İki başkan adayı televizyona çıkar, görülmemiş reytinge ulaşır. Fenerbahçe böyle büyük bir camia. Ligler biter, kulüpler, yöneticiler işlerine bakarlar. Yeni sezon planlamasına bakarlar. Sakin bir döneme girmiş oluruz. Ama bir tane rakibimiz var ki patolojik bir vaka başkanı var. Patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası. Her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler. Şimdi patolojik vaka başkan, örgüt kırıntısı hocası. Acaba hangi örgütün kırıntısı demek istedi? Buna ben bir şey diyemem. Her konuşmada bizden bahsediyorlar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü böyle bir büyüklük. Bunun kıymetini camia olarak bilmiyoruz. Birbirimize harcayacağımız enerjiyi bu büyük kulübü müdafaa etmeye, haklarını korumaya harcayalım. Bütün enerjimizi başkalarını ittire ittire şampiyon yapan sistemin çökmesine harcayalım. En küçük tökezlemede hocaya, futbolcumuza eleştirimize yöneltmeyelim. İnşallah bu sene enerjimizi Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya, hani Fenerbahçe'mizin şampiyonluğuna odaklanırız diyor. Bu konuda haklı yani. İşimiz gücümüz eleştirmek. Ya şu değişiklik niye böyle oldu? Bu değişiklik niye böyle oldu? Yok teknik direktörümüz kaloriferci mi? Yok bilmem neci mi? Ha? Bu kadar şer odağı var, bundan uğraşalım. Mourinho ve transfer. Bakın Mourinho ve transfer konusu bence önemli bir konu. Hocamız 2-3 güne geliyor. Gittiğinden beri çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Bak tatilde değilmiş kimse. Gazetede çıkan haberlere itibar etmeyin. Hiçbir şeye itibar etmeyin. Bizden haber bekleyin. Transfer piyasası daha hareketli bile değil. Biz sakin ve dingin bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizden haber bekleyin. İnanmaya devam edin demiş. Şimdi bundan hariç bazı konuşmalar da var arkadaşlar. Benim duyduğum kadarıyla. Hani diyor ki Ali Koç, birileri beklentiyi yükseltiyor. Diyorlar ki işte Fenerbahçe transferde geç kaldı, şöyle oldu, böyle oldu. Beklentiyi yükseltenlerin arkasından gitmeyin diyor. Hani onlar Fenerbahçe'ye kötülük yapıyor diyor. Ancak aynı Ali Koç konuşmada diyor ki tarihi Fenerbahçe kadrosu kuracağız diyor. Hatta tarihi demiyor, tarihin en iyi Fenerbahçe kadrosunu kuracağız diyor. Ulan beklenti yükseltenlere hain diyor. Tarihin en iyi Fenerbahçe kadrosunu kuracağız diyor. Ya ben burada anlamadım açıkçası ama yani bir şey demeyeceğim ya, neyse. Tabii tarihin en iyi Fenerbahçe kadrosunu kuracağız diyorsan sevgili başkan, illaki ve illaki ve yine illaki diyorum.
beklenti yüksek olur. Neyse, Arda Güler dünkü maçın kahramanı. Ancelotti hocamın attığı mesajı gördüm. Real Madrid'den başka oyuncular da mesaj atmış. Ancelotti maçtan önce de mesaj atmıştı diyor. Beni çok iyi motive ediyor. Takım arkadaşlarım da tebrik etti. İyi ki varlar diyor. Aslında Arda Güler'i Fenerbahçeli olarak düşünmeyin arkadaşlar. Arda Güler aslında bir gelecek. Arda Güler aslında çocuklar için bir rol model. Öyle karısı marısı enteresan şeyler yapan kişiler gibi değil. Efendi bir model. Gerçi bir Galatasaray sayfasının şu paylaşımı bizi çok üzmüştü. Real Madrid taraftarı Arda Güler'i alarak dolandırıldıklarını düşünüyor demiştim. Yani o kadar omurgalı bir sayfa ki bu sayfa. Dünkü paylaşımı da şu şekilde aynı sayfanın arkadaşlar. Yani sen tarihin en iyisi olacaksın. Altyapısın, yani gençler bile altyapısını medarı iftarı diyor. Aynı sayfa arkadaşlar. Merakınız olmasın. Yani omurga gerçekten iyi bir şey. Omurga yani insanlarda ve hayvanlarda dik durmasını sağlayan bir şey. Yani olmazsa sıkıntı. Yani omurgasız olursanız çok sıkıntı. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Dolandırıldık diyormuş 26 Eylül'de. Şimdi ne olmuş? Dolandırıldık la diyormuş. Yani böyle bir paylaşım. Omurga demişken aklıma güzel geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray Michy Batshuayi'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti. Belçikalı golcü ailesiyle birlikte karar aşamasında. Şimdi muhterem Hoca Efendi Okan Buruk, Galatasaray'ın hocası, hani Hoca Efendi diyorum çünkü sonuçta muhterem bir insan, yalan söylemeyen bir insan. Ya benim hatırladığım kadarıyla bu muhterem Hoca Efendi yalan söylemeyen zat demişti ki bizim demişti Batshuayi'yle alakamız yok demişti. Yazalım internete. Okan Buruk Batshuayi açıklaması. Yani 3-4 oyuncu alacağız gibi gözüküyor. Birçok isim yazılıyor. Görüştüğümüz isimler var. Forvet için hazırlıklarımız var. Batshuayi'yle ilgili düşüncemiz olmadı demişti. Muhterem Hoca Efendi Okan Buruk. Gerçi lan muhterem Hoca Efendi deyince başka insanlar aklınıza gelmesin işte. Böyle cemaat liderleri falan, Cübbeli Ahmet, Adnan Oktar falan aklınıza gelmesin. Ben sadece hoca olduğu için söylüyorum. Yani takımın hocası sonuçta. Yani dürüst konuştuğunu iddia ediyorlar. 7 Haziran'da demiş bunu Okan Buruk. Batshuayi'yle ilgili düşüncemiz yok demiş. Ancak Yağız Sabuncuoğlu diyor ki, yani Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklaması, Fenerbahçe ve Galatasaray Michy Batshuayi'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti. Belçikalı golcü ailesine birlikte karar aşamasında demiş. Yani Galatasaraylıların muhterem hocası yok diyor ama Yağız Sabuncuoğlu diyor ki 3 yıllık sözleşme teklif ettiler. Demek ki zafere giden yolda her şey mübah. Demek ki yani muhteremlik sadece sözde oluyor. Ya da az muhterem oluyor bazı insanlar. Çok muhterem diye uymuyorlar. Çünkü yalan Müslüman'da olmaz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar hani Müslüman'da cimrilik olur mu? Olur diyor. Korkaklık olur mu? Olur diyor. İşte Müslüman'da ne bileyim hani tembellik olur mu? Olur diyor. Müslüman'da ne olmaz diyorlar? Müslüman'da yalan olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Yani yalan varsa sıkıntı. Ki var herhalde bazı arkadaşlarda. Allah gönüllerine göre versin. Çok bir şey de diyemiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin ya. Yani kalbiniz neyse Allah da ondan versin. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorum diye düşünüyorum. Gürcistan teknik direktörü Will Sagnal, Türkiye'nin attığı ilk gol çok güzeldi. Arda'nın golü çok daha güzeldi. Çok yetenekli bir oyuncu diyor. Bakın adamlar ne güzel bak. Övüyorlar. Hakkını teslim ediyorlar. Söylüyorlar, çekinmiyorlar. Ama bizde maalesef utanç konusu. Yani bizde enteresan bir hava var. Garip bir hava var ya. West Ham United resmen harekete geçiyor haberi var arkadaşlar. Sıradaki haberimiz. Osterwolde için harekete geçeceklerini söylüyorlar. Bu arada omurga gerçekten önemli bir şey. Osterwolde için 20 milyon euroyu
feda edeceklerini söylüyorlar. 20 milyon euroyu Osterwolde'yi Fenerbahçe veriyorsa kusura bakmasınlar, takımı da satsınlar. Kulübü de satsınlar. Yani 7 milyon euronun üstünün %30'u, yani 7 milyon euronun üstünde karın %30'u, ki 6'yı aldık. Mesela 20'ye satıldı. 20'den 7'nin üstünde olacak. 20'den 6'yı çıkart. 14'ün %30'u, 4.2 milyon eurosu Parma'ya gideceği için bu kadar ucuza göndermemek lazım. Yani 20 milyon euroya Osterwolde'yi satan Fenerbahçe'yi de satar. Bunları direkt söyleyeyim. Net söyleyeyim. Katışıksız, kemiksiz söyleyeyim arkadaşlar. Önce bunu bilin. Ve 30-35 milyon euro bandına satamıyorsak zaten Osterwolde'yi kulübü kapatalım. Hiç kimseyi de yormayalım. Mourinho Batshuayi'yi ikna etti diye haber vardı. Ben buna seviniyordum açıkçası. Çünkü Batshuayi'nin gidip gitmemesi, kalıp kalmaması gündemdeydi. Planlarından bahsetmiş. Dzeko'nun gitme ihtimalinden bahsetmiş. Gelecek olan ya da getirmeyi düşündüğümüz forvete dair de bilgilendirme yapmış. Sen benim planlamalarımda bana lazımsın demiş. Vallahi Batshuayi'nin aklı fikri varsa Fenerbahçe'den bir yere gitmez. Aklı fikri varsa. Ha, aklı fikri yoksa bir şey diyemem. Ama ben Batshuayi'nin yerinde olsam hiçbir yere gitmem. Çünkü alıştığın yer bazen en iyi yerdir. Başka yerlere gidip müracaat etmek saçmalık olur. Ha, ben bu kadar söyleyeyim. Başka da bir şey demiyorum. Abi. Krunic'e izin diyor Fenerbahçe'den. Arkadaşlar şunu bak belirteyim. Bendeki duyumlara göre Batshuayi %99 kalacak. Galatasaray teklifte bulunmuş, kabul, ama Fenerbahçe'nin teklifinin daha güzel olduğunu da söylüyorlar. Hani Galatasaray daha fazla para vermiş ama Fenerbahçe'yi tercih edeceğini söyleyenler var. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ama durumlar bunlar. Pervaneyi çalıştırıyorum. Onunla pır 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 ses geliyor. Sizler rahatsız oluyorsunuz diye çekiniyorum ama mecburum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Çünkü ben de insanım. Terliyorum. Yanıyorum. Şimdi ben Batshuayi kalır diyorum ya. Yine de hani hodri meydan diyorum. Aslına bakarsanız kalmasını da istiyorum. Biraz da ondan dolayı diyorum. Kalması da lazım. Açıkçası. Ha hocam, yarın bir gün Galatasaray'a gider çöplersin. Ben çöplemem abi. Rahat olun. Ben çöplemem. Ama gitmesini de istemiyorum. Onu belirteyim. Krunic'e izin. Arkadaşlar Krunic görüşmelerde serbest. Menajer başka takımla görüşebilir. Kendi görüşebilir. Serbest arkadaşlar. Biz ona serbestlik tanıdık. İstediği yere gidebilir. İstediği kulübe transfer olabilir. İstediği kulüpten anlaşabilir. Hiçbir engel yok. Hiçbir abesiyet yok. Biz ona yetkiyi, izni verdik. Bilginiz olsun. Ha, gider gitmez, anlaşır anlaşmaz, zorluk çıkarır çıkarmaz bir şey diyemem. Arap kulübünün birinden teklif olduğunu söylüyordunuz. İnşallah diyordum. Hadi inşallah diyordum. Henüz resmi hiçbir şey yok. Keşke doğru çıksaydı. Henüz hiçbir şey yok açıkçası. Ama keşke doğru çıksaydı yani. Yok, maalesef yok. Morata ismi dünden beri konuşuyoruz ediyoruz. Yani keşke Morata ismi de doğru çıksa. Onu söyleyeyim. Ama Morata ismini de ucuza almak lazım. 15 milyon euroyu getirin alınıyor da 15'e çok fazla. Yani 8, 7 falan olsa, işte o şu kadar oynarsa şu kadar para bonus falan filan diye getirebilsek, onlar da kabul etseler süper olur, ama Morata'nın bir de yıllık ücreti var. Ya bence önemli yıllık ücreti verilmesi lazım. Ali Koç'tan Çağlar'a telefon. Arkadaşlar bu haberin detayında şu var. Ali Koç Çağlar Söyüncü'yü arıyor. Diyor ki sen gelmek için elinden geleni yap. Biz de almak için elimizden geleni yapacağız. Seni Mustafa hocamızın daha önceki duyumlarında verdiği gibi eninde sonunda alacağız. Ama Eylül'de alacağız. Ama Ağustos'ta, ama Temmuz'da, ama Haziran'da. Sen elinden geleni yap. Biz de yapacağız. Seni oradan kurtaralım diyor. Sen bana abi beni dövdüler dediğinde seni Atletico Madrid'in elinden gittim aldım diyeyim diyor. Bakalım arkadaşlar, Çağlar da isterse. Olağanüstü bir teklif gelmezse Avrupa'dan, Asya'dan, Nikaragua'dan, ne bileyim başka yerlerde, sonuç böyle olacak gibi duruyor. Ama ben Çağlar'ın geleceği fikrindeyim. Jose Mourinho güçlü ve hızlı forvet istiyorum. Şimdi güçlü ve hızlı forvet. Lukaku, Charlotte. Arkadaşlar Lukaku'nun kaçırdığı gollere bakıp Salakon'un diye böyle klip yapmışlar. Ayıp. Yani bahsettiğiniz futbolcu
Lukaku dediğiniz futbolcu, Romero Lukaku dediğiniz futbolcunun 40 milyon euroya yakın değeri var. 30 milyon euroluk bir değeri var. 31 yaşında, 1.91 boyunda bir forvet. Bakın 30 milyon euro değeri var. Tamam, Belçika milli takımında gol atamamış olabilir. Ancak 30 milyon euro değeri var. Ve bu adam transfer tarihi boyunca 339.22 milyon euro kazanmış. Yani 340 milyon euro para kazandırmış kulüplerine. 113 milyon euroya Inter'den Chelsea'ye gitmiş ya. Ya bahsettiğimiz futbolcu, bahsettiğimiz isim ya 340 milyon euro kazandırmış. Ne kadar kolay Salako Malako klipleri çekiliyor. Manchester United, Everton, Chelsea, Inter, Roma. Allah aşkına böyle bir kariyerden bahsediyor. Hani Anderlecht'i falan geçtim, hani artık Anderlecht'i önemsemiyorum bile. Bak Chelsea, West Bromwich, Anderlecht'e hepsini dahil edeyim. Everton dedik, Manchester United, Inter, Chelsea, Roma. Ya bu takımlar öyle basit sıradan takımlar değil. Ha, sözleşme bitiş tarihi 2026. 2 senesi daha var. İngiltere'de kullandılar mı bu oyuncuyu? Kullanmazlar. Chelsea'ye yar olmaz. Chelsea'den göndermek ister. Kime gönderelim? Ulan Fenerbahçe'ye gönderelim. Yazık, bunlar da sevaptır. Bak bunların hiç böyle 30 milyon euro falan forvet olmamış. Sevaptır falan derlerse bir ihtimal. Ben Lukaku'nun isteneceği görüşüm. Ha, Aziz Yıldırım olsaydı, Aziz Yıldırım'ın bir bağlantısı vardı. Detaya giremeyeceğim. Bir bağlantısı vardı. Aziz Yıldırım getirebilirdi arkadaşlar Lukaku'yu. Ama Ali Koç yönetimi getirebilir mi? En iyi bilen Mourinho. Bu çocukla çalışan Mourinho. Bir zahmet Mourinho kararını versin. Getirin diyorsa kulüp getirsin. Getirmeyin diyorsa kulüp getirmesin. Yani en iyi karar verecek olan Mourinho arkadaşlar. Mourinho getirin diyorsa bana da laf düşmez. Size de düşmez. Ama Mourinho getirmeyin diyorsa yapacak bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Charlotte için kolay kolay Charlotte'u vereceklerini zannediyor musunuz? Yani polyannasınız o zaman siz. Annenize söyleyin size bir tane yelek diksin, üstüne yatsın, dünyanın en polyannası. Ya transfer market değeri 25 milyon euro. Adamlar senenin başında transfer etmiş, 5 senelik anlaşma yapmış. 1.95'lik Norveçli oyuncu bu sezon hayvani bir performansa imza atmış. 2954 dakikada 26 gol 6 asist yapmış. La Liga'nın bug'ını çözmüş tıpkı Süper Lig'in olduğu gibi. Yani 25, 30, 35'ler falan belki konuşulur. Ya Charlotte'u, Merlot'u beklemeyin. Bak Lukaku'nun gelme ihtimali daha yüksek. Niye? Çocuk tutunamamış. İstemiyorlar. Yavaş kalıyor falan diye. Anladınız mı? Ama Mourinho'nun güçlü forveti isteğini de tekrardan hatırlatayım. Ve inşallah Batshuayi da ikna eder. Fenerbahçe'ye Premier Lig'den ortası arkadaşlar Leslie Ugochukwu. Bu ismi daha önce de konuştuk. Dedim ki bu ismi bize yazacaklar. İnanmayın. Yazdılar. İnanmayın dedim. Arkadaşlar tam 3 hafta geçmiş aradan. 3 hafta sonra tekrar yazdılar. İnanmayın arkadaşlar. Bu isimle bizim alakamız yok. Hocam ben sana inanıyorum, seni seviyorum, güveniyorum ama böyle bir isim gelse güzel olmaz mı? Olmaz. Adamlar zaten 27 milyon euro mu ne vermişler, almışlar. Patlama yaptı diye. Ve bu çocuk daha 20 yaşında. Bu çocuğu kiralayacak yer arıyorlar. Ne gerek var? Ha dersin. Hocam hem Lukaku'yu hem Ugochukwu'yu verelim. Oynasın sizde. Derlerse kabul eder misin? Bir şartla edin. İkisine de yıllık ücret vermezsek. Lan düşünsene, Lukaku'yu aldın, yıllık ücretini sen vermiyorsun. Chelsea veriyor. Öbür futbolcuyu aldın, sen vermiyorsun, Chelsea veriyor. İki tane bedava futbolcu. Lan vergi yok. Dubai yok. Yani bir şey yok. Böyle futbolcular da alınır. Alınması da mantıklı olur. Ama yok arkadaşlar. Höjberk için devreye Galatasaray'da girdi. Ben buradan şunu anlıyorum. Galatasaray geçen sezonki gibi Fenerbahçe'nin transferlerine salça olacak. Diyecek ki Fenerbahçe şunu mu alıyor? Alıyor. Ben salça olayım da alamasın diyecek. Yani Höjberk'e ihtiyacı varsa o kendini yere atma üstadı, yerde sürüklenme takla atma üstadı, taklacı Torreira'yı satması lazım. Torreira'yı satmadan futbolcu alabilir mi? Alamaz. Financial Fair Play denen zıkkım Galatasaray'a da var. Çünkü Avrupa Kupası'nda mücadele edeceği için mecburen var bu denetim. Bakalım şimdi ne yapacaklar? O da ayrı bir konu. Mesela Transfer Market diye bir site var. Galatasaray'da futbolcu ölmüş bile olsa
transfer marketine hiç ellemiyorlardı. Mesela Ndombele başka bir ülkede olsa derler ki şöyle iyi, böyle iyi falan filan diye 15 milyon euro satın alma opsiyonu falan diye vardı. Artık şu anda Tottenham sözleşmesini feshetti falan diyenler var. Galatasaray'la devam edecek diyenler var. Umudu kesti diyenler var. Adamı kiraladıklarında 22 milyon euroydu Galatasaray'a kiraladıklarında transfer market değeri. Şu anda 8'e kadar düşmüş durumda. Düşünün Galatasaray'ın bu kadar transfer marketçe kullanmasına rağmen 8 milyon euroya düşmüş değeri. Artık kimse Galatasaray'a da kolay kolay futbolcu vermez. Haliyle burada Fenerbahçe'nin de durumu malum. Ve bunu da düşündüğün zaman arkadaşlar olay ortada. Höjberg için de dediğim gibi devrediler, işte 10 milyon euro bonservis verdiler, yıllık 5 verdiler, aldılar falan filan. Bunlar bence futbolcu Fenerbahçe'ye gelmesin diye uydurulan hayal ürünü şeyler, şizofrenik şeyler ve salçalık olaylar. Bence ben de Fenerbahçe'nin yerinde olsam Galatasaray'ın transfer edeceği herkese salça olurum. Alamasınlar. Fazla para ödesinler derim. İş bu noktaya da gidiyor, haberiniz olsun. Şimdi başka bir şeyimiz kaldı mı? Morata'yı konuşup ben Morata'nın gelmesini mantıklı buluyorum. Mario Rui'yi beklemeyin. Başka konuşmadığım kişi var mı? Mario Rui arkadaşlar eğer Osterwold'e giderse gelecek diye yazmış. Morata, Çağlar Söyüncü mesela, bu isimleri biraz ön sıralara çekeyim. Morata, Çağlar Söyüncü. Hani olma ihtimali yüksek isimler. Crespo, şey Crespo diyorum. Krunic, Dzeko, bunlar da gitme ihtimali yüksek isimler. Dzeko'nun ben gideceğini de düşünüyorum, onu da belirteyim. Ali Koç'un açıklamaları çok sansasyonel, çok böyle ortalığı karıştırıcı açıklamalar. Hocam ne gerek vardı ya? Ya milli takım şu durumda, ne gerek vardı bunları konuşmaya derseniz hak veririm size. Bence de ne gerek vardı. Yani yazık günah arkadaşlar. Burada hepimiz ekmek yiyoruz. Hepimiz herhangi işlerde çalışıyoruz. Yani kimse size havadan para mara vermiyor. Bana kimse vermiyor, size de vermiyorlardır. Yazık günah, bizim bu tartışmaların içinde olmamamız lazım. Milli takım bu şekildeyken. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a söylüyorum. İkinizin de yaptığı bence çocukluk. Ahmet sen çocuk musun ya? Gerek yok bence bunlara. Bunlardan sıyrılmamız lazım ya. Yani ülke menfaatleri gereği, ülke futbolunun menfaatleri gereği sıyrılmamız lazım. Ben böyle bu düşünce içerisindeyim. Sizi bilmiyorum. Ya söyleyeceklerim, aktaracaklarım bu kadar. Bayramın son gününde herkese tekrar tekrar selamlar olsun. Bir beğeni ve aboneliği çok görmesini sevinirim kıymetli dostlar. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.